Belediye şirket işçileri ve kamu taşören işçilerinin hak mücadelesi sürüyor. Yüz binlerce işçinin talebini dile getirmek için Kadıköy'de yürüyüş yapan işçiler yasal güvence, yüksek ücret ve kadro istiyor. Vergi adaleti, toplu iş sözleşmelerinde paraya taalluk eden tüm mali ve sosyal haklar brüt yerine net olarak belirtilmelidir. Belediye işçileri gelir vergisi yükü altında ezdirilmemelidir. 2018'de çıkan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle binlerce işçi belediye şirket işçiliğine geçirildi. Belediye işçileri ve kamu işçileri kadro taleplerini dile getirdi. Ve çalışanları olarak ve İBB iş güvenler olarak biz kendi haklarımızı istiyoruz. 696 KYK'da biz hiçbir şekilde ne memur kadrosuna ne işçi kadrosuna alındık. Taleplerimiz net, bulunmuş olduğumuz ortamda bize kadro verildi dediler ancak kadro verilmedi. Biz 696 KYK'da İBB çalışanları olarak iş güveni aşağıda taşeron firmadayız. Taşeronla devam ediyoruz. Şu an taşeronda olduğumuz için bizim iş güvencemiz yok. Eşit işe eşit ücret diyoruz. İşçiler her geçen gün ağırlaşan yoksulluk ve dayatılan adaletsiz istihdam koşullarından yakındı. Kamuda çalışan şirket işçileri kadrolu işçi olarak istihdam edilmek istiyor. Kadro bekleyen 90.000 kamu işçisi bulunuyor. Yine belediyelerde, kamu kuruluşlarında, bakanlıklarda görev yapan bu arkadaşlarımız asgari ücret düzeyinde yaşıyorlar. Tüm bunların giderilmesi için taleplerimizi dile getiriyoruz. Bizim talebimiz adalettir. Çünkü aynı işi yaptığımız 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlarla aramızda ciddi manada çok büyük ücret ve sosyal hak farklılıkları var. Taşeron işçilerin talebi 4D kadro oldu. Bizler 696 sayılı KYK'da kadro dışı kalmış bir grubuz, mağdur edilmiş bir grubuz. Şöyle ki bu çıkan KYK kamu barışını, işçi barışını sağlamak için çıksa da işçi barışını daha da bozmuş bir KYK'dır. Aynı odada çalışan bir kişinin kadro alıp başka kişinin kadro alamadığı, sırf ihale türünden dolayı kadro alamadığı bir çalışmaya dönmüştür bu çalışma. Düşük ücrete mahkum edilen işçiler yetkililere seslendi. Aile Sağlığı Merkezi Grup Elemanlar Derneği olarak buradayız. Kadro hakkımız için buradayız. Acil tıp teknisyeni, hemşire, temizlik personeli ve tıbbi sekreteri olarak çalışan gruplandırma personelleriyiz. 2022'de Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan ASS'ler kadroya alınırken biz bundan kapsam dışı bırakıldık. Bu hakkımızı alabilmek için ASM grup elemanlarına kadro hakkının verilmesi ve sağlıkçı sıfatımızı kazanmak için buradayız. İşçilere destek Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi olarak işçilerimize, emekçilerimize omuz omuzayız. Bugün işçilerimizin buradan koyduğu iradeyi tekrardan ifade edelim. Eyleme katılan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, işçilerin mücadelesinin takipçisi olacaklarını dile getirdi. Haksızlık yaptık denilen dönemi sağlık kadrolu ve güvenceli çalışma talebini söke söke alacağız. İşçilerimize beraberiz, emekçilerimize beraberiz. Bakınız hepimiz görüyoruz. Büyük bir işçi hareketi yükseliyor. Dalga dalga geliyor bu işçi hareketi. Ve bugün yaptığımız eylem, bugün burada Kadıköy meydanında yapılan bu eylem bir mücadelenin fitilidir. Bir mücadelenin fitilinin ateşlenmesidir. Biz de belediye şirket işçilerimizle, taşeron işçilerimizle beraber olduğumuzu, omuz omuz olduğumuzu tekrardan ilan ediyoruz. Emekçiler yaşadıkları zorlukları yaratıcılıklarıyla sergiledi. Eylem alanına belediye şirket işçileri ve kamu taşeron işçileri temsil eden bir tabut cenaze marşı eşliğinde getirildi. Ey cemaat! Merhum elinden geleni yapmış, aynısı şahittir. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.